Bugün konumuz ne olsun? Sibel, gel bakalım aşağı. Hop. Ne olsun konumuz bugün? Vay 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 olsun. Tatam. Merhaba, ben En Baba. Bunu beklemiyordunuz değil mi? İlk defa geliyorsanız ben En Baba. Daha önceden gelmişseniz gelmeyenlere beni tanıtın diyeceğim. Çünkü ben çocuklarına bakan bir babayım. Arada da burada da size birkaç tane daha bilgi vereceğim. Çok önemli bilgiler vereceğim. Lütfen sonuna kadar seyrediniz ve lütfen de takip etmeyi unutmayınız. Bu kanala neden geliyorsunuz? Çünkü valla neden buradasınız onu da bilmiyorum. Çünkü genellikle benim kanalıma gelenler ya yıkanabilir bezden dolayı gelmiştir. Ya da BLV'den dolayı gelmiştir. Ha bir de normal doğumun sancısı diye bir video vardı benim en çok seyredilen videonun. Herhalde ondan da geliyorsunuz. Bilmiyorum neden geliyorsunuz anlamış değilim. Ama eğer geldiyseniz de lütfen gitmeyiniz. Çünkü bir sürü plan yapıyorum. Ama iki çocuklu hayat dediğim gibi olduğu zaman %85'i yaptığınız planların çöpe gidiyor. Bunu da lütfen kulağınıza küpe olarak takın. Şimdi hemen parka dönüyoruz. Parkta bakalım neler yapmışız, neler söylemişim. Orada yorumlarınız önemli benim için. Lütfen eğer bir konuda yorum yazacaksanız videoyu durdurunuz, yorumunuzu yazınız ve videoya sonra devam ediniz. Genelde ne oluyor? Sonuna kadar seyrediyorsunuz videoyu. Yalan. Sonuna kadar seyretmiyorsunuz. İlk 20 saniyede terk ediyorsunuz. Genelde öyle oluyor. Ama eğer yorum yazarsanız sevinirim. Bunu da söyleyeyim. Hemen konumuza dönelim. Ve bakalım neler demişiz görelim. Vole 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 olsun bugün konumuz. Görüşmeyeli neler oldu? Hemen aklına gelenleri şimdi sıralayayım sırayla. Birincisi koronavirüsü. Koronavirüsü İran'da çıktı. Biz sınırları kapattık. Kapattıktan sonra da ne yapacağız bilmiyoruz. Daha bizde kesin bir galiba tespit edilmedi. Ama tespit edildikten sonra ne yapacağınızı göreceğiz. Koronavirüsü bütün dünyayı sardı. Türkiye'ye de gelecek. Türkiye'ye gelince gelmiştir hatta diye düşünüyorum. Ne halt edeceğimiz belirsiz çünkü her zamanki gibi plan program hiçbir şey yok. Şansımız varsa nasıl giderse öyle gidecek diye düşünüyorum. Sizin görüşleriniz ne bu konuda onu da bilmiyorum tabii. Hani bir maske takıp elimizi yıkayıp başka da bir şey yapamıyoruz. Benim algıladığım bu. Umarım ben yanılırım. Bir çözümü vardır diye düşünüyorum. İzlediğiniz koronavirüsü hakkında hemen bilgiyi vermeyeceğim size. Çünkü istediğiniz yerden bilgi alabilirsiniz. Zaten Türkiye içindeyseniz bilgi çok almıyorsunuz Türkiye hakkında. Bizde korona bizi etkilemiyor. Çünkü bizim ülkemiz biliyorsunuz bir korunma kalkanı içinde ve kesinlikle bize koronavirüsü geçmiyor. Nedendir bilmiyorum. Bütün ülkelerde var, bizim ülkede yok. Allah korusun tabii ki. Yani olmasını istediğim anlamına gelmesin buradan. Tabii ki istemiyorum. Ama sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Hemen diğer konumuza da geçelim. Durdurup yorumunuzu yazın altında onları da okumaktan büyük keyif alacağım. Onun dışında gündemde neyimiz var? Gündem çok iç açıcı değil. Çünkü en son baktığımda çeyrek altın 520 liraydı arkadaşlar. 520. Şimdi daha da değişmiştir belki. Yani eğer yakınlarınızda dostunuz, arkadaşınız vesaire falan sizi bir yere davet ederse, ben evleniyorum derse kaçacak delik arayın. Evet, aynen. Ben de öyle diyorum. Gel, devam edelim. Takip et. Çünkü 520 lira bir çeyrek altınsa artık siz hesaplayın. Ne götüreceksiniz, götürmeyecek misiniz? Yoksa gram mı vereceksiniz? Çünkü biliyorsunuz gram benim zamanımda gram altın yoktu. Ama artık gram altınlar da var. Sibel Hanım da bana öyle ucundan bakıyor şu anda arkada. O da çok acayip bir şey. Yani ekonomimiz gerçekten harika. Çünkü altının değerine değer katıyoruz. Öyle diyeyim. Çünkü ekonomi kötü demek biliyorsunuz yasak. Öyle değil mi Sibel? Evet, yasak. O yüzden 520 lira bir çeyrek altınla şu anda bir patlama yaşıyoruz. Bunun çözümü nedir? Çözümü şudur. Eğer ki ülkede bu arada zenginler mevcut. Onu da açık ve net söyleyeyim. Eğer ki işiniz ihracat yapıyorsanız, yani geliriniz döviz ise o zaman yaşadınız. Çünkü durduğunuz yerde daha da katlanıyor. O yüzden çözüm ihracat yapmakta. Yani ne yapıyorsanız bunu bir şekilde yurt dışına satmanız lazım. Çünkü o zaman paranız değer kazanıyor. Yaptığınız iş değer kazanıyor. Ama Türkiye'de iş yapıyorsanız, Türk lirası kazanıyorsanız o zaman naneyi yediniz. Çünkü gerçekten her geçen dakika... Efendim? Oo, neler demişim ben öyle? Çeyrek altın.
En son ne zaman altın aldınız? Farkında mısınız altının yükseldiğini? Altını üstüne getirmek lazım ama kimse bir şey yapmıyor. Neden ben de bilmiyorum. Tek ümidimiz şudur. Bizi lütfen eğer düğün varsa çağırmayınız. Sünnet varsa çağırmayınız. İşte çocuk doğurduysanız çağırmayınız. Çünkü altın takamayacağız. Neden takamayacağız? Çünkü çok değerli. Ama ekonomimiz yukarı doğru gidiyor. Sizin yorumunuz nedir? Aşağı yazınız lütfen. İster misin? İstemiyormuş. Peki. Başka bir gündem konumuza geçelim. Başka gündem konumuz ne var bu aralar? O ne ya? Onu elleme. Bakayım neymiş o? Aa, o güzel bir şeye benziyor. Evet, ağaçtan galiba düşmüş değil mi? Tohum mu bu? Aha, tohummuş bu. Bunu al, bunu. Şunu. Bunu alabilirsin. Devam edelim mi yürümeye? Bir şeyler söylemek ister misin? Gel yanıma. Miyav miyav miyav. Kedi mi var orada? Nerede kedi? Orada yanımızda yatıyor bak. Gördün mü kediyi? Baba. Babam miyav miyav diyor. Miyav miyav mı diyor kedi? He? Dikkat et ama ha, olur mu? Çünkü uyuduğu için şu anda birazcık asabi olabilir. Uyandırmamak lazım kediyi. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Aa, tren geçiyor. Bay bay tren. Bay bay tren. Bay bay. Çok güzelmiş. Evet, şimdi şeyden bahsedecektim demin. Unuttum onu bahsetmeyi. Dur be. Bahsetmeyi unuttum. Neden bahsetmeyi unuttum ben peki? Sibel? Instagram'da sorduğum sorudan. Ne sordum ben bu ara Instagram'da? Babam bana ne öğretti? Baban sana ne öğretti? Peki bu soruyu sorduğumda siz ne cevap veriyorsunuz? İlk aklınıza gelen ne? Babam bana ne öğretti? İşte bu soruyu sordum Instagram'da, bir sürü değişik cevap geldi. Araba kullanmayı, tavla oynamayı, dürüstlüğü, doğru olmayı. Hatta değişik şeyler de geldi. Babana bile güvenmeyi babamdan öğrendim dedi biri. Değişik. Bir sürü böyle hani şey var. Farklı yorumlar var. Acaba siz ne dersiniz? Sibel. Sen ileride peki ne dersin? Babam bana ne öğretti? Sibel, sana soruyorum. Tabii Sibel'e sorduğum haberi yok. Ne oldu? Sarga mı geldi? Hemen yorumlardan sizden alalım. Babanız size ne öğretti? Aklınıza ilk gelen şeyleri alta yorum yazarsanız sevinirim. Ben en baba. Tekrardan görüşmek üzere bir sonraki videoda. Yeni geldiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki son olarak da bir baba olarak bu konuda da merak ediyorum. Sizin de babanızla ilgili düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk nedir? Ne size öğretti? Bu bir işte ne ise fark etmez. İyi, kötü, çirkin ne geliyorsa aklınıza yazarsanız ona da sevinirim. Sonuçta ben bir babayım ve bu da bir baba kanalı. En baba kanal olduğundan dolayı yorumlarınızı da heyecanla bekliyorum, izliyorum. En kötü ihtimal hadi dediniz ki yazmayacağım yorum, o zaman beğene basın.